hamilelik sonrası meme ameliyatları kimlere yapılabilir sorusu önce şikayeti olan insanlara yapılabilir. Yani memenin şekilden hamilelik boyunca oluşmuş deformasyonlardan kişinin şikayetçi olması lazımdır. Bu şikayet nedir? Memenin büyük olması mı? Memenin sarkık olması mı? Memenin hacminin kayıp olduğu sarkıklıkların olması mı? Dolayısıyla önce problemin yeniden ortaya sağlam olarak konulması gerekiyor. Ondan sonra kişiyle oturulup bu ameliyatlar sonucu neler olabileceği, nasıl görüntüler elde edilebileceği hastaya bilgi veriliyor. Bu bilgiler neticesinde eğer bu ameliyatların ve sonuçlarının neler olabileceği kişi tarafından benimsenirse ve anlandığı takdirde kabul edilirse bu ameliyatlar yapılmaya başlanabilir. İkinci olarak da memedeki süt verme işleminin tamamlanmış olması ve bu süreçten de 1-2 ay geçmiş olması tercih edilir. Çünkü süt verme işleminden sonra meme daha da küçülecek, daha da belki sarkacak, daha da normal olan deformasyon halini alacak ve biz düzelteceğimiz şeyi gerçekten daha iyi görebileceğiz. Bundan sonra yapılacak her türlü meme estetiği, dikleştirme, küçültme, şekillendirme ne yapıyorsak yapalım daha sağlıklı olacaktır. Meme ameliyatları nispeten hızlı iyileşen kolay ameliyatlardır. Dolayısıyla günlük faaliyetlerden insanı çok uzaklaştırmayacağı için daha hızlı günlük hayata geri döndüreceklerdir. Ama bunun için de gerekli olan yine birkaç hafta olduğunu akılda tutmak gerekir.